Norsiyem'den herkese merhabalar. Twitter üzerinden gerçekleştirdiğimiz anketlerin galibi Türk Hava Yolları hisse senedi oldu. Bugün Türk Hava Yolları hisse senedinden bahsedeceğiz. Teknik olarak dirençlerinden, desteklerinden ve yönünden bahsedeceğiz. Aslına bakarsak ilk etapta Borsa İstanbul tarafından bahsetmek gerekirse Borsa İstanbul'da tam olarak testere piyasaları olarak adlandırabileceğimiz bir piyasanın yaşandığını gözlemliyoruz. Hemen grafiğe bakacak olursak aslında bir gün pozitif, bir gün negatif, bir gün pozitif, bir gün negatif şeklinde ilerlediğini gördük. Ve bugün de aslında pozitif bir seyir hakim açıklanan enflasyon rakamıyla beraber 19 yılın zirvesine çıkılmış oldu enflasyonda. Bununla birlikte de Borsa İstanbul'a bir miktar yükseliş hareketi yaşanıyor. Çünkü aslında şirketlerin değerlerinin de bu seviyelerde kalacağı düşünülmüyor. Enflasyonu fiyatlara şirketlerin de yansıtabileceği göz önünde bulundurularak aslında buraya para girişlerinin devam ettiğini gördük. Fakat burada 1907 seviyesi önemli bir direnç seviyesi, orta vadeli aslında gösterge olarak orta vadeli bir trendin oluşup oluşulmayacağının en önemli göstergelerinden bir 22 günlük üstü hareketli ortalama seviyesi bu seviyelerde bulunuyor. 1907 seviyesinin üzerinde ve sonrasında da 1920 üzerinde gün kapanışlarıyla beraber burada tekrardan yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir diyebiliriz. Aşağı yönde de aslında 50 günlük basit hareketli ortalama 1800 seviyelerinde bulunuyor. Burası çok güçlü bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Fakat daha yukarıda daha önce de yaklaşık cuma günü ve perşembe günü test ettiğimiz 1850-1840 destek bölgesi bulunuyor. Bu seviyeler önemli seviyeler. Fakat aşağı hareketler devam ettiği takdirde 1600 puan seviyelerinde, 1615 seviyelerinde 100 günlük basit hareketli ortalama bulunuyor. Bu seviye test edilir mi aslında yakın zamanda beklenmiyor. Ancak belki fiyat tekrardan hareketli ortalamaları yukarı doğru çekebilir veya aşağı yönlü bir hareket izleyebilme ihtimalimiz bulunuyor. Ancak ilk etapta bu seviyelerin görülmesi oldukça güç görünüyor şu an için. Türk Hava Yolları'na geçecek olursak da aslında Türk Hava Yolları'nda yukarı yönlü hareketleri izlediğimiz bir dönem yaşamıştık. Burada hemen grafiğe de bakacak olursak aslında şurada görmüş olduğunuz gibi bu haftalık grafik, evet, haftalık olarak bakacak olursak şuralarda aslında 15 seviyelerinde, oldukça 15 TL seviyelerinde kritik bir destek bulunuyor, direnç bulunuyordu. Bu direncin geçilmesiyle beraber hareketin ivme kazandığına şahit olmuştuk ki önce 17 TL seviyeleri, sonrasında da 20 TL seviyeleri hızla aşılmıştı ve o gün aslına bakarsak o düşün yaşandı, sert düşün yaşandı cuma günü. Burada da aslında 25 TL üzerinde bir fiyatlama yaşanmıştı, ancak bu seviyelerde kalıcı olamadı. Genel olarak endeks de kalıcı olamadı ve çok sert bir şekilde geri çekilme yaşandı. Ancak burada 20 TL üzerine tutunduğunu gördük Türk Hava Yolları'nın, ki burada daha önce de görmüş olduğumuz gibi bir zirve söz konusuydu. 19 TL seviyelerin altından çok ciddi bir tepkiyle karşılaşılıp tepki alımları yaşandı ve bu seviyenin üzerine tutunduğunu gördük. 19.60 seviyesi burada en kritik bölgelerden birisi, 1960-1950 destek bölgesi. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması ile birlikte aslında 17-30 TL seviyeleri, yani 22 günlük üstü hareketli ortalama bölgesine doğru bir geri çekilme yaşanma ihtimali bulunuyor. Yukarıda da 21-80-22 TL bölgesi çok kritik bir direnç bölgesi. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber yükseliş hareketi tekrardan ivmelenebilir ve yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Ancak haber akışına bakacak olursak burada omikron varyantının çok hızlı yayılan bir tür olduğunu daha önce bahsetmiştik. Burada omikron varyantıyla beraber yeni günlük rekor vaka sayıları yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 1.8 milyonluk bir rekor vaka sayısı açıklanmıştı küresel çapta. Bundan dolayı, fakat bunun yanında piyasaların en azından şimdilik bu verileri göz ardı etmesinin sebebi olarak düşen ölüm sayıları ve düşen yoğun bakım sayıları olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları'nda önemli veri akışları, haber akışları vardı. Hong Kong tarafından öncelikle Bloomberg kaynaklı bir haber gelmişti. 2 haftalığına Türk Hava Yolları uçuşlarını durdurduğuna dair. Sonrasında da yine Bloomberg kaynaklı 7 ülkenin Türkiye'den yolcu kabul etmeyeceğine dair haberler çıkmıştı. Fakat şirket tarafından bu haber yalanlandı. Bununla beraber tekrardan da pozitif bir seyre büründüğünü gördük.
Bugün de aslında pozitif bir hava hakim ve 21 günlük üstü hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyoruz. 20-50 seviyeleri. Bu seviyenin üzerine kalıcı olmak oldukça önemli olacaktır ve yukarı yönlü hareketlerin devamını getirebilir diyebiliriz. Fakat 21-80 önemli bir direnç bölgesi. Bu seviye geçildiği takdirde kısa vadeli bir yükseliş hareketi ivme kazanabilir diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.